Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerine yönelik başlattığı harekat devam ederken devletin zirvesinden de ardarda arda paylaşımlar geldi. Kahraman Mehmetçi'ye destek mesajları verildi. O paylaşımların ayrıntılarını Bekir Mert'ten alacağız. Bekir seni dinliyoruz. Sinem hem Suriye hem de Irak kuzeyinde 30'dan fazla nokta terör noktası tek tek imha ediliyor. Geceden bu yana harekat başarıyla devam ediyor. Pençek Kılıç Harekatı ki İstanbul'daki terör saldırısı 6 sivilin şehit olduğu saldırının ardından onların kanı yerde kalmadı. Bu noktada bir gece ansızın gelebiliriz parolasıyla. Türk Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı'ndan 50'den fazla F-16 bölgeye hareket etti. Hem Malatya'dan hem de Diyarbakır gibi illerden, hava üs bölgelerinden 50'den fazla F-16 hareket etti. Bu noktada operasyon devam ediyor. Devletin zirvesinden de en üst isimlerden de destek mesajları geldi. Sosyal medya hesaplarından bu noktada ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay yayınladığı mesajında ansızın geceyi aydınlatıp gündüze çeviren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hainlerden bir bir hesap soruyor. Hainlere bedel ödetmeye devam edeceğiz dedi. Rabbim kahraman Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay sosyal medyadan yaptı. Paylaşımda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bir paylaşım yaptı. Operasyona ilişkin istiklal için hesap vakti ifadesini kullandı. Ve bir diğer açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik'te teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz dedi. pençe kılıç hava harekatıyla bir kere daha gösteriyoruz. Ülkemize göz dikenler en ağır bedeller ödeyecekler ifadesini kullandı. Çelik aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamayı hatırlattı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Bu açıklamaya dikkat çekti. Cumhurbaşkanımızın bir gece ansızın gelebiliriz sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyette icra edilen bu bu harekat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tümüyle gösteriyor dedi. E, kabineden de aslında bu noktada açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir paylaşım yaptı ve bir gece ansızın hesap vakti ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da duamız kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir ifadesini kullandı. Bir diğer açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Giriş geldi O da ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gibi isimlerde operasyona destek verdi. Şu ana kadar 30'dan fazla nokta imha edildi. Bu noktada çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği bilgisi de paylaşılıyor. Ancak net rakamı da Milli Savunma Bakanlığı'nın önümüzdeki dakikalarda açıklanmasını bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a size bırakalım.